Şeyi sor, şimdi bunu sormak gerekiyor. Siz dediğiniz ki Karalano çok tüketilirse guatra yol açıyor Doğu Karadeniz bazı bölgelerde Biliyor evet. Çünkü iot dediğimiz bu e, halojen e, triyoidin sağlıklı çalışabilmesi için iota ihtiyaç var. Mesela prostatın sağlıklı çalışabilmesi için ve çinko dediğimiz bu mineralin en yüksek oranda bulunduğu organ prostat sıvısıdır. Yani çinko düştüğü zaman sperm kalitesi düşer, hareketliliği düşer filan. Yani onun için işte bu kara lahana da bazı insanlarda fazla tüketildiği zaman ne yapıyor? Guatr'a neden oluyor ve iyotu ememiyor triyoid. Ememediği için diyor ki dur ben kendimi büyüteyim belki daha çok yakalarım diye. Hmm. Anlıyor musun? Yani ee, otomatikmen böyle e, kendisini genişletiyor, büyüyor. Yani hipertrofiye uğruyor, hiperplaziye uğruyor bu şekilde. O zaman dikkatli tüketmek gerekiyor. Ee, tabii ama bak şu var Hüseyin. İnsanlar diyor ki hocam şimdi bu kara lahana yanlış mı? Tüketmeyelim mi? Bakın Hüseyin şu var. Her insan kendisinin doktoru olmak zorunda. Çünkü polimorfizm dediğimiz bir şey var. Hiçbirimizin genetik yapısı bir başkasına e, ile aynı değil. Dolayısıyla sana verilen bir ilaç atıyorum yüksek tansiyonda, diyabette, romatizmada iyi geliyor ama bir başkasına iyi gelmiyor. Niye? Polimorfizm, genetik yapı farklı. Yani insan yaratılış olarak istisna olarak yaratılmıştır. Yani her birey, her canlı dünyaya bir defalık gelir. Onun bir daha bir eşi, özdeşi, benzeri asla ve asla gelmez. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla hep o bölgede yaşayan bütün insanlar kalar, kara lahana tükettiğinde iyi o zaman guatr olsun. Hayır. Olmuyor. Bazıları evet. bu anlamda dirençlidir. <laughs> Bazı Peki. insanlar. Evet. Peki hocam.